bir hac ibadeti sırasında Harun Reşit ve Behlül yüksekçe bir yere oturup oradan ibadet ve dua eden ve bu arada ağlayıp gözyaşı döken insan selini seyrediyorlardı. Behlül Dana halifeyi uyarmak için yeni bir fırsat yakalamıştı. Dedi ki, "Ey Müslümanların halifesi, bütün bu ağlayıp sızlayan insanlar kendi nefislerinin günahlarının hesabını verip veremeyeceklerini bilmedikleri için ağlaşıyorlar. Halbuki sen kendi nefsinin hesabı yanında bütün bu insanların da hesabını vereceksin." Behlül bir gün Harun Reşit'ten bir vazife istedi. Harun Reşit de ona çarşı pazar ağalığını yani denetimini verdi. Behlül hemen işe koyuldu. İlk olarak bir fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı, hepsi normal gramajından noksan geldi. Dönüp fırıncıya sordu. "Hayatından memnun musun, geçinebiliyor musun? Çoluk çocuğunla ağzının tadı var mı?" Adam her soruya olumsuz cevap verdi. Memnun olduğu bir şey yoktu. Behlül bir şey demeden ayrıldı ve başka bir fırına geçti. Orada da birkaç ekmek tarttı ve gördü ki, bütün ekmekler gramajından fazla geliyor, eksik gelmiyor. Aynı soruları bu fırının sahibine de sordu ve her soruya olumlu cevap aldı. Bundan sonra başka bir yere uğramadan doğru Harun Reşit'in huzuruna çıktı ve yeni bir vazife istedi. Harun Reşit, "Behlül, daha demin vazife verdik sana, ne çabuk bıktın," dedi. Behlül açıkladı. "Efendimiz, çarşı pazarın ağası varmış. Benden önce ekmekleri tartmış, vicdanları tartmış. Bana göre herkes hesabını ödemiş. Bana ihtiyaç kalmamış." Yine günlerden bir gün Harun Reşit ile Behlül Dana arasında şöyle bir hadise vuku buldu. Harun Reşit bir Ramazan günü Behlül'e tembih etti. "Akşam namazında camiye git, namaza gelen herkesi iftara davet et." Akşam oldu, namaz kılındı. Namazdan sonra Behlül 5-10 kişilik bir grupla çıka geldi. Harun Reşit şaşırdı. "Behlül, bunlar kim? Ben sana namaza gelen herkesi saraya iftara çağır diye tembih etmedim mi? Sen o kadar cemaatin arasından bir sofralık bile adam getirmemişsin." "Efendimiz, siz bana camiye gelenleri değil, namaza gelenleri iftara çağır dediniz. Namazdan sonra bendeniz cami kapısında durdum. Çıkan herkese hocanın namaz kıldırırken hangi sureyi okuduğunu sordum. Onu da yalnız bu getirdiğim kişiler bilebildi. Camiye gelen çoktu ama namaza gelen demek ki yalnız bunlarmış."